Sizi bu videomda Sultan 1. Murad'ın Lalası ve komutanı Lala Şahin Paşa'nın hayatını anlatacağım. Lala Şahin Paşa, Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunda hizmetleri geçmiş bir komutandır. Vakfiyesi 1348 tarihli vakfiyesinde babasının adının Abdülmuin olarak görülmesi, Hristiyan iken Müslüman olduğunu veya küçük yaşta devrişilerek Müslüman terbiyesi üzere yetiştirilmiş bulunduğu ihtimalini güçlendirilmektedir. Lala Şahin Paşa ile Bolu'nun Alpagut köyünde 795 Hicri tarihli Zaviye Vakfı'ndan Şahin Lala bin İzzettin ile karıştırılmamalıdır. 1. Murat ve Lala Şahin Paşa. Abdülmuin oğlu Lala Şahin Paşa, Şehzadeli'nin ve Sultan 1. Murat'la lalalik ettiğinden dolayı bu isimle ün kazanmıştır. Rumeli'nin fethi. Orhan Gazi'nin büyük oğlu Süleyman Paşa'nın vefatı üzerine Rumeli'ye gönderilen Şehzade Murat ile beraber fetihlere devam eden Lala Şahin Paşa, Orhan'ın da vefatıyla Sultan Murat'ın hükümdar olması üzerine Beylerbeyi yani ordu komutanı olarak atanmış, Edirne'yi ve daha sonra Filibe ile Zagra'yı almıştır. Haçlılar ve Lala. 1. Murat Han'ın İzmit ve Bursa Sancak Beyliklerinden mahiyetinde bulunan Lala Şahin, Rumeli'de fetihleri başlaması üzerine Süleyman Paşa'nın emrinde vazife aldı. Çorlu ve Lüleburgaz'ın fetihlerinde bulundu. 1. Murat Han'ın sultan olmasıyla kendisine beylerbeylik verildi. Bundan sonra ordu kumandanı olarak vazife yaptı. 1361'de Edirne'nin fethine Rumeli Beylerbeyi olarak katıldı ve Zagra'yı fethetti. 1361'de kurulan Yeniçeri Ocağı Fikri'nin öncülüğünde bulundu. 1364'te Mütefik Balkan Haçlı ordusuna karşı sırt sındığı harbini mahiyetindeki Hacı Ali Bey kazanmıştır. 1366'da Kuzeybatı Balkanlara karşı başlatılan harekata kumandanlık edip Bulgaristan'daki Samarkand ve İhtiman'a akın yaptı. Kırk kilisi bugünkü Kırklareli, Rize, Samarkand, İhtiman fethetti. Lala Şahin Paşa 1368'de Çandarlı Halil Paşa'nın veziri azam olmasıyla vezirliğe getirildi. Sırp Bulgar ordularının saldırısı üzerine 1371'de Samarkand Meydan Muharebesine, yine aynı tarihte Haçlı ordularına karşı Çirmen'de kazanılan harplerde bulundu. 1362'de 72'de Rumeli'deki Fricik Havalısı'nın fethine memur edilince Bizans'ın içine girecek kadar hareketler yaptı. 1373'te ilk Makedonya fütuhatına katıldı. Bu sefer de İşkece, Drama, Korola, Zihne, Seres, Avretisarı, Vardar Yenicesi ve Kararfilye kasabaları ile şehirleri fethetti. Bıraktığı eserler. Orhan Gazi zamanında 1348 tarihinde Bursa'da medrese, Kırmasli'de Mustafa Kemal Paşa Camii ve Zaviye'yi vakfettirmiştir. İsmi günümüzde Edirne'nin Lala Paşa ilçesinin ismiyle yaşamaktadır. Ayrıca Yunanistan'ın İşkece ilinde Şahin adlı bir köy bulunur. Bu köyün ismi de Lala Paşa Şahin'den ithafen verilmiştir. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz videoların devamını takip etmek için abone olmayı unutmayın.